Asıl burada bizim dikkatimizi çeken mesele nedir? Asıl dikkatimizi çeken mesele budur. Niçin nüfuz ve saltanat sahibi olan insanlar her çağda bu türbeciliğin yayılması için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Yani Ashab-ı Kehf'in döneminde de saltanat ve nüfuz sahipleri türbeciliği, kabirperestliği yayıyorlar. Günümüzde de öyledir. İslam'a her yönden savaş açmış olan ülkelere bakın. Ama bu insanlar kabirperestlere destek veriyorlar. Kabirperestlerin yeryüzünde yayılması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesela bir misal söyleyeyim. Hani Konya'da olduğumuz için Konya üzerinden misal misal vereyim. Yani Batı dünyasını düşünün kardeşlerim. Batı dünyası son 100 yıldır İslam alemine karşı yeni bir haçlı seferi başlatmıştır. Ve şu son 30 yıldır, 20 yıldır da açık açık İslam'la savaştıklarını açık açık söylüyorlar. Lakin aynı Batı yıllardan bir yılı Mevlana yılı ilan ediyor. Avrupa'nın farklı yerlerinden otobüs kaldırıyor, uçak kaldırıyor. Kendi vatandaşlarını Mevlana'nın kabrini ziyaret etsinler diye Konya'ya getiriyor. Burayı dünya miras kültürünün bir parçası kabul ediyor. Korunması gerektiğine dair özel bir çaba çaba sarf ediyor. Etrafını Türkiye'ye zorla restore, restore ettiriyor. Niye? Çünkü burası sadece size ait değildir diyorlar. Burası dünyanın Dünya kültürünün bir parçasıdır, dünya kültürünün bir mirasıdır. Buna dünya adına sahip çıkacaksınız diyorlar. Peki soru, yani bu adamlar İslam aleminin her karışına bomba yağdırıp, her karışını necis postallarıyla çiğnerken, niçin bu adamlar geçmişteki putperest yönetim sahipleri gibi, neden dolayı bu adamlar kabirperestliğin yayılması için bu kadar özel çaba sarf ediyorlar? Çünkü kardeşlerim, kabirperestlik, sadece kabir yapıp o kabirlere ibadet etmek değildir. Kabir peresliğin tasavvufun bir de bir alt zihniyeti vardır, alt düşüncesi vardır. Nedir o? Hayattan elini eteğini çekeceksin, laikleşeceksin, dinle devlet birbirinden ayrıdır diyeceksin. Ben tekkemde hu çekerim, ben tekkemde tesbih çekerim. Devleti yönetenler devleti nasıl yönetiyorlarsa yönetsinler diyeceksin. Ya da diyeceksin ki ben şeytana Allah'a Allah şeytandan sığındığım gibi Siyasetten de aynı şekilde Allah'a sığınırım diyeceksin. Yönetimi, yönetimi ele geçirmiş olan nüfuz ve saltanat sahiplerine terk edeceksin. Nüfuz ve saltanat sahipleri tasavvuf ehlindeki bu bozukluğu, bu sapkınlığı gördükleri için kardeşlerim onların yeryüzünde yayılmasını istiyorlar. Çünkü tasavvuf ehli niye dağlara çekilir? Tasavvuf ehli niye tekkellere kapanır? Tasavvuf ehli niye hayattan ellerini eteklerini çeker? Çekerler sebep? Çünkü tasavvuf ehli şöyle inanır. Derler ki biz kendimizi terbiye etmek için, kendimizi ıslah etmek için fıskı, fucuru, toplumu terk etmemiz lazım. Onlardan uzaklaşmamız lazım. Dünyayı, işi, ticareti, şirketleri e, kafirlere bırakmamız lazım. Yönetimi, siyaseti bunları da onlara bırakmamız lazım. Bizim tekelerde oturup başımızı önümüze eğip elimize bir tane de tesbih alıp hu 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 hu, hu diye artık köpeğin sesi kısılmış köpek mi havlıyor? Yoksa biri Allah'ı mı zikrediyor? Belli olmayacak bir şekilde ki Hu diye bir zikir yoktur. Çünkü Allah'ın Hu diye bir ismi yoktur. Allah'ın bütün güzel isimleri ve yüce sıfatları Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Otururlar bir yere Budist rahiplerin yoga yaparken yaptıkları gibi bir kelimeyi sabit bir şekilde söyleyip 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 transa geçerler. Ve en önemli mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? Onlara hangi kötülüğü hatırlatırsanız hatırlatın derler ki Allah istemeseydi olmazdı. Yani demek ki Allah bu yöneticileri bizim başımıza seçti ki bu yöneticilerden razı oldu ki Allah bunları bizim başımıza getirdi. Bize ne düşer? Allah'ın iradesine teslim olmak düşer. Bakın kardeşlerim. Moğollar İslam alemini işgal ettikleri zaman Moğollar tarihçilerin birçoğu diyor ki keşke anam beni doğursaydı da ben o Moğolların yaptığı kötülükleri görmeseydim. Ya da diyor ki bir tanesi vallahi eğer yazıp insanlara bu zamanı bildirme vazifesi benim omuzlarımda olmasaydı ben bu yaşananları yazacak şeyi kendimde bulamıyorum. Vicdanı kendimde bulamıyorum. Moğollar bir yere girdikleri zaman kardeşlerim yani İbnül Esir'in anlattığı kadarıyla Azerbaycan'a girdikleri zaman hamile kadınların karınlarına bıçak batırıp hamile kadınların karnındaki çocukları dahi bu şekilde çıkarmışlar. Yani insanları değil insanların karında, karınlarındaki çocuklara dahi hayat hakkı tanımamışlar. Moğollar buraları istila etmeye doğru geldiklerinde bu civarları sizin buranın putlarından olan Celaleddin Rumi'ye sormuşlar. Fihi ma fihi kitabında yani kendi kitabından aktarıyorum. Demişler ki efendim bu Moğollar nasıl böyle güçlendiler? Nasıl böyle güçlü hale geldiler? Şimdi Celaleddin Rumi efendinin şeyine bakın, açıklamasına bakın. Diyor ki bunlar çok zor durumdaydılar. Harzemşah bunları öldürdü, bunları sürdü, bunlardan zorla vergi aldığı tacirlerini kendi memleketine sokmadı. Bunlar perişan hale geldiler. Krallarının yanına gittiler dediler ki kralım biz öldük. Bize yardım et. Ne olacak bizim halimiz dediler. Kral da dedi ki bana on gün müddet verin. Kral dediği de Cengiz Han'dan bahsediyor. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en zalim insanından, despot insanından bahsediyor. Bir mağaraya gitti diyor. On gün boyunca orada oruç tuttu. Bak şimdi bu da Cengiz Han'ı şey etmek, hani oruç tutan, anlı secdeli bir adam gibi göstermek için bunları söylüyor. Allah'a yalvardı, yakardı. En sonunda Allah ona dedi ki: "Ben senin sözünü işittim. Şimdi buradan çık. Artık siz yeryüzünde güçlü olacaksınız." dedi. Moğollar kendi güçleriyle değil, Allah'ın dilemesiyle bu kadar güçlendiler dedi. Yani Moğolları bizim başımıza kim getirdi? Moğolları bizim başımıza Allah getirdi. O zaman ne yapacağız? Başımızı önümüze koyacağız diyeceğiz ki bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiri olduğu için de bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur diyeceğiz. Hani buradaki e, bir puta sormuşlar demişler ki hocam yani başımızdaki insanlar Allah'ın şeriatıyla hükmetmiyorlar. Müslümanların buna yönelik bir şey yapması gerekmez mi? Bir adım atması gerekmez mi? Valla kurban demiş. Yani biz toplum olarak bir otobüsün içerisinde gidiyoruz. Otobüsü süren adam da devletin başkanı demiş. Şimdi otobüs hareket halindeyken devlet başkanına sen oradan çık dersek eğer, e, otobüs kaza yapar hepimiz içinde ölürüz demiş. E tabi akşama kadar sigara çeken adamın aklı bu kadar çalışır. Yani vereceği örnek de İslami bir meselede ancak bu kadar bu kadar olur. Ariflerin Menkıbeleri kitabında Mevlana'nın torunlarından biriyle ilgili şu anlatılıyor kardeşlerim. Çelebi adında bir vatandaş. Gelip buna işte o dönemdeki bu bölgeyi elinde bulunduran, Konya'yı elinde bulunduran Karamanlılar buna diyorlar ki efendim yani biz sizin dindaşınızız. Bizi burada istemiyorsunuz ama Moğolları burada istiyorsunuz. Biz size komşuyuz, sizi seviyoruz. Bizi istemiyorsunuz, Moğolları istiyorsunuz. Cevap ne biliyor musunuz kardeşlerim? Biz dervişiz diyor Çelebi efendi. Bizim nazarımız Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah şu an sizi istemiyor. Allah şu an Moğolları istiyor. Allah Moğolları istediği için biz de Moğolları istiyoruz diyorlar yönetim sahipleri tasavvuftaki bu sapkın kader anlayışını bildikleri için yani başımıza gelen her şey Allah'ın kaderidir. Tamam eyvallah ne yapalım? Sukut edelim başımızı önümüze koyalım. İyi de senin başına gelen her şey Allah'ın kaderidir, Allah'ın dilemesidir, doğrudur. Ama bir de Allah'ın şeriatı vardır. Eğer senin başına kaderle bir musibet gelmişse şeriatla bunu def edeceksin. Eğer Allah sana kaderiyle bir hastalık vermişse Şeriatla da sana demiştir ki hastalandıysanız tedavi olunuz ey kullarım demiştir. Gideceksin Allah'ın şeriatıyla tedavi arayacaksın. Eğer Allah senin rızkını daratmışsa kaderiyle Allah sana şeriatıyla demiştir ki hiç kimse kendi eliyle kazandığından daha temiz bir şey yememiştir. Çalışın ey kullarım demiştir. Gideceksin çalışacaksın rızkını genişletmek için uğrayacaksın, uğraşacaksın. Allah yeryüzüne kaderiyle şirk ehlinin galip gelmesini istemişse şeriatıyla sana şirki şirk ehlinin batıllığını insanlara anlatıp yeryüzünde Allah'ın razı olacağı bir güzelliği inşa etmeni Allah sana şeriatıyla emretmiştir. Kader vardır, doğrudur ama kaderle beraber şeriat da vardır. Ve kaderle şeriat asla birbirinden ayrılmaz. Kaderle şeriat asla birbirinden ayrılmaz. Kaderle başına bir şey gelir onu şeriatla defedersin. Allah kaderle senin başına getirdiğini ona razı ol. Başını önüne ey bu benim Rabbimin dilediğidir de dememiştir Allah Azze ve Celle. Tasavvuf ehli şeriattan kopup hakikat diye bir zırva uydurdukları için kardeşlerim zamanla şeriattan uzaklaşa 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 uydurdukları hakikat de onları kurtarmayınca bunlar kadere yapışmışlardır. Ve başlarına gelen her şeyin Allah'ın kaderi olduğunu söylemişlerdir. E şimdi siz şöyle bir düşünün Allah muhafaza kendinizi yöneticilerin yerine koyun. Yani siz yönetici olsanız size bunlardan daha iyi uşaklık edecek, size bunlardan daha iyi sizi meşrulaştıracak, size karşı sizin batılınızı anlatan insanlara karşı bir de Allah'ın kaderiyle insanları aldatıp insanları susturacak bunlardan daha iyi gönüllü asker bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Onun için her çağ ve her zamanda putperest insanlar kardeşlerim tasavvufun, türbeciliğin, tarikatçılığın, yeryüzünde yayılması için ellerinden geleni yapıyorlar ve bugün artık tasavvuf özellikle küfür sistemleri tarafından bir şey gibi kabul ediliyor. Böyle bütün dünyanın bütün dünya kültürüne ait bir şeymiş gibi kabul ediliyor, korunuyor, kullanıyor, yayılması için özel çaba özel çaba sarf ediliyor. Bu sebepten ötürü burada bulunan yönetim sahipleri de dediler ki biz bunların üzerine bir mescit inşa edelim.